Yenişehir civarındaki Hristiyan köylerine emrim ulaştı mı? Ulaştı efendim. Ahali hiçbir koşulda Yenişehir'le ticaret yapmayacak. Peki civardaki ve kalelerdeki erzaklar? Onlar bizim için çok kıymetli biliyorsun. Her şey halledildi. Dan'la Frodo onları Beytepe mağarasına topluyor. Türkler onların peşine düşebilir. Sakın Olaf. Eğer onları alırlarsa her şey biter. O mağaranın yerini bulamazlar. Bulurlarsa da askerlerim onlara güzel bir karşılama yapar. Güzel. Yenişehir ve civarında tek bir erzak kalmayacak. İşte o zaman da ahali açlık korkusuyla galyana gelecek. Ve bu açlık onların içindeki birliğini kıracak Olaf. Valide Sultan da bunu kullanıp Osman'ın itibarını yerle bir edecek. Yani Valide Sultan diz çöktürecek, biz de öldürücü darbeyi vuracağız. Ya kaleler onları almak için bize de aynısını yapmasın? Yok. Valide Sultan sadece Yenişehir ve Söğüt'ü istiyor. Kaleleri ve hisarları bize teslim etmeye hazır. Doldur şunu. Osman Konya'dan dönemeyecek. O yokken de bütün birlikleri dağılmış olacak. Onları bir arada tutacak hiçbir güç yok. Yakında son darbeyi vuracağız Olaf. Osman ölünce de kalelerini, topraklarını, neyi varsa hepsini alacağız. Hep iyi şeyler anlatıyorsun Kantakuzenos. Kıtlık onları birbirine düşürecek. Osman'ın ölümü de sonları olacak. Neden kötüyü düşünmüyorsun? Ya Osman, Mesut'u tahta geçirip dev, büyük bir Selçuklu ordusuyla üzerimize gelirse... Bu mümkün mü? Mümkün değil. Değil. Osman oradan sağ çıkamaz. Olur da çıkarsa... Açlıktan kırılan galyana gelmiş bir halkla karşılaşacak. Böyle nereye kadar gidecek kardeşler? Osman Bey ortada yok. Kervanlardan hala ses yok. Burç böyle olmaz. Onlar gelmez, sağlığımız ne olacak? Ben de onu derim. Bir başımıza kaldık. Kış da geldi. Ne yer, ne içeriz bu kervanlar gelmezse? Buna bir çare bulunmazsa ben Valide Sultan Hazretleri'ne çıkacağım, bilesin. Biz de gidelim. Biz de sen de gidelim. Biz de gidelim.